Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Merhabalar. Bu dersimizde 12. sınıflar ve kurs gruplarımızın coğrafi konum, koordinat sistemi ve Türkiye'nin konumu hakkında bir kazanım testi çözeceğiz. Biliyorsunuz ki bu coğrafi konum, paralel meridyen, yerel saat, ondan sonra ortak saat uygulaması, özel konum, matematiksel konum gibi konuları içerir. Öğrencilerimiz aslında bu konulara çok yoğunlaştığı zaman, çok test çözdüğü zaman çok zevkli bir şekilde anlaşılabilen bir konu olduğunu söylüyor. Ama test çözmeyip arkadaşlar çalışmadıktan sonra unutulduğu için öğrenciler bu konunun çok zor olduğunu söylüyor. Şunu söyleyeyim, TYT'de dünyanın şekil hareketleri ve peşine gelen koordinat sistemi konusu var. Hocam bu dünyanın şekil hareketlerinden mi daha çok soru gelebilir? Yerel saat olan coğrafi koordinat sisteminden mi? Arkadaşlar ben burada şunu söyleyeyim. En önemlisi burada coğrafi koordinat sistemi. ÖSYM daha çok coğrafi koordinat sistemi üzerinden soru soruyor. Özellikle burada yerel saat. Yerel saatten çok soru soruyor. Onu söyleyeyim, haberiniz olsun. Dünyanın şekil hareketlerinden ziyade bu konu daha elzem ve önemli bir konu olarak bilelim. Evet, testimize başlayalım isterseniz. Testimiz üzerinden konuyu daha iyi anlarız. Şimdi birinci soruda diyor ki, bir Türkiye haritası vermiş bize. Türkiye haritasında diyor, yalnız bir ve ikinci soruyu biz bu haritaya göre çözeceğiz. İki soruyu da buna göre şekillendirmiş. Şimdi diyor ki, aynı boylam üzerinde bulunan 33 doğu boylam üzerinde baktığımızda haritada 33 doğu boylamın üzerinde bulunan aynı boylamda bulunan Ankara ile Bartın şehri var aynı boylam üzerinde. Aynı paralel üzerinde bulunan 39 kuzey paralel üzerinde bulunan İzmir ile Van illeri var aynı paralel üzerinde. Neyse, soruya döndüğümüzde bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenebilir soruyor bize. Söylenemezi değil. 21 Mart tarihinde İzmir, Van, Güneş aynı anda doğar. İzmir ve Van'da Güneş aynı anda doğar. 21 Mart tarihinde İzmir ve Van'da aynı anda doğmaz arkadaşlar. Çünkü Van çok doğudadır. İzmir çok batıdadır. Arada neredeyse 19 meridyen fark var. Tabii ki doğuda olan da Güneş daha erken doğar. İzmir'de daha geç batar, şey geç doğar. Bunun sebebi meridyen farkı. Aynı meridyende olsa evet diyebilirdik. İzmir ile Van paralel dereceleri aynı olduğu için sıcaklık ortalamaları da aynıdır. İzmir ile Van'ın paralel dereceleri aynı. Evet, aynı paralel üzerinde yer alırlar. Güneş ışınları aynı açılarla gelir. Ama aynı sıcaklık değerine sahip değillerdir. Bakın, aynı paralelde yer alır. Ekvatora olan uzaklıkları aynı İzmir ile Van'ın. Ama güneş ışınları aynı açılarla gelir. Ama sıcaklıklar aynı olur diyemeyiz. Niye? Çünkü arkadaşlar işin içerisinde başka sebepler de giriyor. Karasallık, denizellik giriyor. Burası deniz seviyesinde 0 metrede ve denizel etkiye sahip. Burası çok yüksekte biliyorsunuz. Rakamı yüksek, deniz seviyesinden baya baya yüksek ve karasal bir bölge. Tabii ki bundan dolayı arkadaşlar sıcaklıklar farklı olmasına neden olacaktır. Onun için söylenemez. Bartın ile Ankara meridyen üzerinde aynı meridyen üzerinde yer aldıklarından gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır. Gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır diyemeyiz. Aynı meridyen üzerinde, tamam evet aynı meridyen üzerinde. Ama Bartın kutuplara daha yakın olduğu için kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar gündüz ve gece süreleri uzar biliyorsunuz. Ay'a göre değişir, mevsime göre değişir. Ekvatora yaklaştıkça gece gündüz süreleri eşitlenir. Daha çok aynı enlem üzerinde İzmir ile Van bölgesinde gece gündüz süreleri aynı olur, eşit olur. Aynı enlem üzerinde, aynı boylam üzerinde bulunan noktaların gece gündüz süreleri eşit olmaz. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Bartın Ankara'ya göre daha kuzeyde yer aldığından yerel saati daha ileridir. Bartın Ankara'ya göre daha kuzeyde değil. Tamam evet daha kuzeyde ama aynı boylam üzerinde. Aynı boylam üzerinde oldukları için yerel saatleri daha ileridir diyemeyiz. Aynı yerel saate sahiptir. Çünkü aynı meridyen üzerindeler Bartın ile Ankara. Ama İzmir ile Van arasında yerel saat farkı vardır. Van daha doğuda olduğu için yerel saati daha ileridir diyebiliriz. Onun için D seçeneğini de eliyoruz. Van ile İzmir aynı paralel üzerinde yer aldığı için gündüz süreleri aynıdır. Evet, ne demiştik biz? İzmir ile Van arkadaşlar aynı enlem üzerinde bulunursa dedik gece gündüz süreleri aynıdır. Çünkü ekvatora olan uzaklıklar aynı olduğu için gece gündüz süreleri arasındaki fark da eşit olur.
Kutuplar ekvator arasında yer değiştirirsek arkadaşlar gündüz süresiyle gece süresi, gece gündüz süresindeki değişikliği görürüz. Kutup ile ekvator arasında yer değiştirirsek. İkinci sorumuza geçelim. Yani ikinci soru da bu sorudan sorulmuş. Harita incelendiğinde hangi iki şehrin verilen özellikleri yıl boyunca aynı olduğu söylenebilir? Yerel saatleri aynı. Yerel saatleri aynı diyorsa zaten cevap çıkıyor arkadaşlar. Yerel saatleri aynı olacak diyor yani. Güneşin tepe noktasına ulaşan yani öğle vakti. Öğle vakti aynı olan. Biliyorsunuz ki gençler yerel saatleri aynı olan hangisi olacak tabii ki? Bartın ile Ankara aynı meridyen üzerinde bulunan noktaların yerel saatleri aynı olur. Öğle vakti de aynı olacak tabii ki. Onun için doğru cevabımız Ankara ile Bartın aynı meridyen üzerinde olduğundan dolayı D seçeneği diyeceğiz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise buna göre N noktası boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu biraz değişik çetrefilli bir soru. Bunu şöyle şekil üzerinde görmemiz lazım. Şöyle bir şekil çizeceğim. Bu dünya. Diyor ki M noktası 25 doğu boylamı üzerinde yer alır. Çizelim. M noktası 25 doğu boylamı üzerinde yer alır. Neyse bir şöyle yapalım ilk önce. Başlangıç bir ekvatoru çizelim arkadaşlar. Bir ekvatoru bir çizmeden olmaz bu işler. Bir ekvatoru çizelim. Şu ekvator çizgimiz olsun. Şu da başlangıç boylamımız olsun. Tamam mı? Bu başlangıç boylamı. Şu ekvator 0. Şu da başlangıç boylamı 0. Tamam. Şimdi 25 doğu boylamı üzerinde yer alır. M noktası. Tamam. 25 doğu boylamı çizelim. Şurası doğu yarım küre. Bu 25 doğu boylamı. Tamam mı? 25 doğu boylamını çizdik. Şöyle çiziyorum. 25 doğu dedim. N noktası güneş M noktasına göre daha erken doğar. N noktası M noktasında güneş daha erken doğar. O zaman N noktası daha doğudadır. M'den daha doğudadır. M 25 üzerinde. Ekvator çizgisi üzerinde yer alırlar. İkisi de bu çizgi üzerinde yer alıyor. Bu güzel bak. Hani enlemini bulduk. İkisi de ekvator çizgisi üzerinde yer alır ama meridyenler farklı. M ve N noktaları arasında kuş uçuşu uzaklık 2220 kilometre. İşte bu şurada M noktası dedik. Burası M noktası 25 doğu boylamı üzerinde. N noktası ise X olan daha doğudadır. Çünkü güneş daha erken doğduğu için bu daha doğudadır. Bu da ay ekvator çizgisi üzerinde. Bu da N noktasıdır. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. X diyoruz çünkü. Nasıl bileceğiz? Biliyorsun ki arkadaşlar meridyenler arası, iki meridyen arası mesafe sadece ekvator çizgisi üzerinde 111 kilometreydi. Kutuplara gittik mi bilmiyoruz. Değişiyor işledik. Ama bizim için burada ekvator çizgisinde verdiği için zaten kolaylıkla bulacağız. M noktası 25 doğuydaysa N noktası hangi doğudadır ama daha ne hangi doğudadır? Onu bulmamız lazım. 2220 kilometre 111'e bölürsek arkadaşlar buluruz. 2220 kilometreyi 111 kilometreye böldüğümüz zaman çıkar arkadaşlar. 2220 kilometreyi 111'e böldüğümüzde 20 çıkar. O zaman 25 doğuyla N merkezi arasında 20 meridyen fark var. Biz onu bulduk. Her meridyen arası 111 kilometre olduğu için meridyen farkını bulduk. Onun için arkadaşlar daha doğuya gideceğimiz için ekleyeceğiz. 25'e eklersek 45 doğu olur. N merkezi o zaman 45 doğu boylamı üzerinde yer alır. Onun için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet, dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuzda güneşin ufuk üzerindeki konumunu vermiş. Güneşin ufuk üzerinde. Bakın bu arkadaşlar doğu batı değil. Şurası başlangıç boylamı. Bazı arkadaşlar böyle sanıyor. Bura başlangıç boylamı. Şurası doğu. Şurası batı meridyenleri. Öyle değil. Bu şurada bir duran bir arkadaşsın arkadaşım. Sen burada duran bir merkezdesin. Şöyle bir merkezdesin. Güneş doğudan doğuyor. Geliyor öğlen vakti tam üzerinde tepende. Batıya akşam batışa doğru geçiyor. Bu böyle bir olaydır. Güneşin
bir merkezde ufuk üzerindeki konumu. 43 doğu boylamında bulunan Ağrı'da Güneş'in ufuk üzerindeki konumu bu şekildeymiş. Ağrı'da Güneş'in ufuk üzerindeki konumu bu şekilde. Kaç? Saat 12'ymiş o zaman Ağrı'da. Tam tepede ise saat 12'dedir. Saat 12 çiz 0. Diyor ki olduğu anda 34 doğu boylamında bulunan Mersin'de yerel saat kaçtır? 43 doğuda böyleyse Mersin'de yerel saat kaçtır? Yerel saati hesaplamayı hatırlayacak olursak. Yerel saat nasıl hesaplıyorduk? İlk önce meridyen farkını bul. Ama şöyle, eğer farklı yönlerse topla meridyen farkında, aynı yönlerse çıkar. Biz burada aynı yönler olduğu için 43 doğuyla 34 doğu olduğu için çıkartacağız. 43'ten 34'ü çıkartırsak ne olur? 6, 7, 8, 9. 9 meridyen fark çıkar. 9 meridyen fark var aralarında. Çıkardık ya aynı yönler olduğu için. Ne yapacağız sonra? Dedi ki meridyen farkını bul. Sonra bu meridyen farkını zamana çevir. 4 dakika ile çarp. Her meridyen arası 4 dakika olduğu için 4'e çarpacağız. 4'e çarptığımızda ne olur? 9, 9, 18, 18, 18, 36. 36 dakika fark bulduk. 36 dakikalık bir zaman farkı çıktı. Sonra ben ne yapacağım bu 36 dakikalık zaman farkını? Eğer bize doğuyu verip batıyı soruyorsa bulduğumuz farkı saatten çıkartırız. Çünkü batıda saat daha geridir. Ama bize batıyı verip doğuyu sormuşsa bulduğumuz farkı, şu bulduğumuz farkı bunun verilen saate ekleriz. Çünkü doğuda saat daha ileri olur. Doğuda her zaman saat ileridir, batıda geridir doğuya göre. Bize burada 43 doğuyu vermiş, daha batıyı sormuş. 34 doğu daha batıda olduğu için bu bulduğumuz farkı Ağrı'da saat 12 olduğu için çıkartacağız. 12'den çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 11.24 olur. 11.24 de D seçeneğinde verilmiştir. Tekrar söylüyorum. Yerel saat hesaplama çok basit arkadaşlar. İlk önce meridyen farkını bul. Meridyen farkını bulurken yalnız doğu doğu ise çıkartacağız. Aynı yönlerse çıkartacağız. Farklı yönlerse toplayacağız. Bulduğumuz meridyen farkını sonra zamana çevir. Yani 4 dakika ile çarp. Her meridyen arası 4 dakika olduğu için. Sonra ise bulduğumuz dakikayı eğer saati yani 60 dakikayı geçmişse arkadaşlar saate dönüştür. Saate çevir, işin kolaylaşacak. Sonra ise son seçeneğimiz ise arkadaşlar doğuyu verip batıyı sormuşsa çıkartacağız. Batıyı verip doğuyu sormuşsa ekleyeceğiz. Doğuda saat daha ileri olduğu için, batıda geri olduğu için. Eğer sorunun içerisinde bir de uçak veya ne bileyim yolculuk süresi varsa onu da eklemeyi unutmayalım. Çünkü o sırada da zaman geçmiş olacak. Beşinci soruya baktığımızda Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi göreceli konumla ilgili açıklanır? Göreceli özel konum, matematiksel konum. Biliyorsunuz ki matematiksel konum, özel konum. Şimdi arkadaşlar, coğrafyada biliyorsunuz ki özel konum var, matematiksel konum. Yani coğrafi konum ikiye ayrılır. Matematiksel konum, özel konum. Ben bunu öğrencilere çok güzel bir ayrımını yapıyorum. Eğer paralel meridyenden bahsediyorsa, paralel meridyen işin içerisinden çıkıyorsa arkadaşlar bir yerin konumunu belirlemek için. Yani o şıkta eğer sebebi paralel meridyen ise, paralel meridyene ulaşabiliyorsa bunun sebebi arkadaşlar matematiksel konumdur. Bu matematiksel konumdur sonucu. Ama eğer paralel meridyenle hiçbir alakası yoksa arkadaşlar o yerin genel olarak yapısal bir özelliği ise o özel konumdur. Yani diğer ismiyle göreceli konum. Matematiksel konumun diğer ismi mutlak konumdur. Göreceli özel konumun diğer ismi göreceli konumdur. Bize burada özel konumu sormuş. Yani matematiksel konumla ilgili bir şey değildir. Yani enlem, paralel, boylam, meridyenle ilgili bir şey değil. Bakalım. Epirojenik hareketlerle yükselmesi Türkiye'nin. Şimdi arkadaşlar Türkiye çok engebeli ve yüksek bir ülke. Şimdi biz diyebiliyor muyuz? 36. kuzey paralelinde kıta yükselmesi gerçekleşmiş. Biliyorsunuz ki epirojenik hareketler kıta yükselmesi. 36. paralellerin hepsinde Türkiye 36. paralelde yer aldığı için bütün 36. paralele denk gelen kıtalarda ülkelerde kıta yükselmesi gerçekleşti. Böyle bir şey diyemeyiz. Saçma olur. Onun için doğru cevap zaten direkt karşımıza çıktı. A seçeneği arkadaşlar. Şimdi bakın. Diğer şıklarda nasıl matematiksel konum? Ekvatorun kuzeyinde yer alır. Neye dayanarak? 36 kuzey paralelinde dediğimiz için arkadaşlar. 42 kuzey paralelinde dediğimiz için. Bak paralel çıktı işin içerisinde matematiksel konu. İkinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer alır. Neye dayanarak? Çünkü başlangıç boylamı sıfırdan sonra 15 meridyende birinci saat dilimi. 30. doğu boylamında ikinci saat dilimi.
45. doğu boylamı 3. saat dilimi. Evet arkadaşlar, biz de Türkiye'nin 26 doğu 45 doğu meridyeninde yer aldığı için 2. ve 3. saat dilimlerinde diyebiliyoruz. Çünkü meridyenden ulaşabiliriz. Bakın meridyen çıktı şıklardan, meridyeni dediğimiz için eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda kuzeyine gidildikçe gölge boyu uzaması. Türkiye'nin arkadaşlar kuzeyine doğru gidersem gölge boyu niye uzuyor? Çünkü kutuplara yaklaşıyorum. Güney yarım kürede olsaydım kuzeyine doğru gitmiş olsaydım şöyle söyleyeyim. Şöyle Türkiye'yi dünyaya çizecek olursak. Şu bu olmadı. Şöyle bir dünya yaptık arkadaşlar. Şimdi şu ekvator çizgisi. Türkiye'miz nerede demiştik? Türkiye'miz kuzey yarımkürede. Şurada Türkiye'miz. Ben ne yapacağım? Kuzeye doğru gidersem güneş ışınlarının geliş açısı eğik olacak ve gölge boyu uzayacak. Ama Türkiye'nin güneyde olduğunu düşünsenize arkadaşlar. Güneyde olsaydı ne olurdu? Kuzeye doğru gidildikçe ekvatora yaklaşmış olurdum. Güneş ışınlarının geliş açısı büyürdü. Gölge boyu ne olurdu? Kısalırdı. İşler değişirdi. Yani bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu gösteriyor. Bu da neye göre dayanıyor? Paraleline dayanıyor. Paralelinden ulaşıyoruz. Yani yine bize coğrafi konumu verdiği için, matematiksel konum yani yeniden boylamı verdiği için. Kıyı şeridi boyunca kuzeye doğru gidildikçe deniz tuzluk oranı azalması. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de diyor kuzeye doğru gidildikçe deniz tuzluk oranı azalır. Şöyle kıyı boyunca gidersen kuzeye doğru deniz tuzluk oranı azalır. Türkiye arkadaşlar biliyorsunuz kuzey yarımkürede olduğu için kuzeye doğru gidildikçe kutuplar yaklaşmış oluruz. Güneş ışınlarının geliş açısı azalmış olur. Bu da sıcaklığın azalmasına neden olur. Sıcaklığın azaldığı yerde ise deniz tuzluk oranı azalır. Sıcaklığın arttığı yerde deniz tuzluk oranı artar. Tabii ki arkadaşlar biz kuzey yarımkürede olduğumuz için kuzeye gidersek deniz tuzluk oranı azalır. Ama güney yarımkürede olan bir ülke olsaydık, güney kutbunda olan bir ülke, güney yarımkürede kuzeye doğru gitmiş olsaydık ekvatora yaklaşmış olurduk. Ekvatora yaklaşmış olduğumuzda ise sıcaklık artacaktı, deniz tuzluk oranı artardı. Yani bu bize yine Türkiye'nin dünyanın kuzeyinde olduğunu gösteriyor. Kuzey yarımkürede olduğunu gösteriyor. Paralel meridyenden dolayı arkadaşlar bu yine bize paraleli verdiği için matematiksel konumdur. Diğeri ise epirojenik hareketler özel konum arkadaşlar. Türkiye'nin yer şekillerinin çok dağlık olması, Türkiye'nin 3 kıtayı birbirine bağlaması, Türkiye'nin etrafı denizlerle çevrili olması, Türkiye'den önemli boğazların geçmesi, Türkiye'den önemli boru hatlarının bulunması, bunlar hep özel konumlar arkadaşlar. Tamam mı? Matematiksel konumla açıklanamaz. 6. soruya baktığımızda Türkiye'de kuzey yarımkürede yer alır. Evet, Türkiye kuzey yarımkürede yer alır. Bu durumun Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu yönde değişen özelliklerden biri değildir? Şimdi Türkiye kuzey yarımkürede yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeye doğru gidildikçe bazı özellikler değişmesine neden olur. Şimdi şöyle yine arkadaşlar biz işi tam manasıyla yapalım da sonra kafamızda takılmasın. Şöyle bu dünya. Şöyle şurası ekvator çizgisi, tamam mı? Şu ekvator çizgisi sıfır. Burası sıfır ekvator çizgisi. Şimdi biz Türkiye kuzey yarımküredeydi. Evet, Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülke. Şimdi Türkiye ne diyor? Kuzeyden kuzeye doğru gidildikçe diyor. Kuzey yarımkürede yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyden kuzeye doğru gidildikçe. Yani şöyle güneyden kalkıyoruz, kuzeye doğru gidiyoruz. Güneyden kalkıp kuzeye doğru gidersek nereye gitmiş oluruz? Kutuplara yaklaşmış oluruz, değil mi? Kutuplara yaklaştığımız için arkadaşlar saat dilimimiz değişmez. Aynı boylam üzerinde gittiğimiz için değişmez arkadaşlar. Hangisi bu yönde değişen özelliklerden biri değildir diyor. Yani tam da ona denk gelmiş. Arkadaşlar aynı boylam üzerine kalkıp ben kuzeye doğru kutuplara doğru gittiğim için boylamamı değiştirmediği için saat dilimi değişmez. Onun için bunu diyemeyiz. Doğru cevabı zaten A çıktı. Kalıcı karın sınırı. Kalıcı kar sınırı neydi arkadaşlar? Karın yeryüzüne deniz seviyesine yaklaşması. Yani karın dağların tepesine yıl boyu kalkmayan karın başlama sınırına kalıcı kar sınırı demiştik. Dağların tepesinde öyle hiç yıl boyu kalkmayan kara biz kalıcı kar sınırı demiştik.
Ekvatorda 5000 metrelerde görülür. Çünkü ekvator çok sıcak olduğu için güneş ışınları dik açılarla geldiği için. Kutuplarda ise deniz seviyesine kadar gittiğimiz iner arkadaşlar. Tabi ekvatordan kutuplara doğru gidildiğimiz için, güneyden kuzeye gidildiğimiz için kalıcı kar sınırı değişir ve aşağı iner, sıfıra iner. Cisimlerin gölge boyu uzar. Niye? Burada ekvatorda 90 derecelik açılarla gelir güneş ışınları. Kutuplara doğru gidildiği arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı büyür. Gölge boyunda otomatik olarak uzatır ve değişmesine neden olur. Denizlerin suyunun tuzluk oranı. Sıcak denizlerde tuzluk daha fazladır. Soğuk denizlerde tuzluk daha azdır. Türkiye'de de güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar kutuplara yaklaştığın için tuzluk oranı senin azalır. Güneş ışınlarının geri düşme açısı zaten az önce söyledik. Ekvatorda 90 derece açılarla düşerken kutuplara doğru gidildikçe eğik açılarla düşer. Kutup dünyanın şeklinden dolayı, basıklıktan dolayı. Biz ekvatordan kutuplara doğru gidersek arkadaşlar Türkiye'de, yani güneyden kuzeye doğru gidersek güneş ışınlarının tabii ki otomatik olarak geliş açısı değişecek. Ama A seçeneği saat dilimi değişmez. Aynı meridyen üzerinde gittiğimiz için saat diliminde, yerel saatinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Evet, bize koordinat sistemi, yani Türkiye'nin meridyenlerini, koordinatlarını veren bir soru verilmiş. 7. ve 8. sorular haritada dikkate alınarak cevaplayınız demiş. Güzel, zevkli bir soru. Çok basit bir sorudur. Bakalım hemen soruya. 33 Doğu Meridyeni ile 40 Kuzey Paraleli hangi il sınırları içerisinde kesişmektedir? Çok bulmaca sorusu arkadaşlar. Bulmaca sorusu. Biliyorsunuz ki Türkiye 26 doğu boylamıyla, şu 26 doğu boylamıyla 45 doğu boylamı arasında yer alır. Türkiye yani doğuda yer alır arkadaşlar. O 26 doğuyla 45 doğu boylamı arasında. 36 kuzey paraleli ile 42 kuzey paraleli arasında yer alır. Tamam mı? Şöyle Türkiye'nin en uç noktalarını da belirtelim isterseniz. Türkiye'nin en kuzeyi 42. kuzey paraleli Sinop'un İnceburun yerinden geçer. Sinop İnceburun Türkiye'nin en kuzeyidir. En güneyinde ise 36. kuzey paraleli olan Hatay'dan geçer arkadaşlar. Hatay toprak tutan köyü, Beysun köyü Türkiye'nin en güneyidir. En doğusunda bulunan 45. doğu boylamı ise Iğdır. Şurası Iğdır. Dil ucu sınır kapısıdır. Dil ucu sınır kapısı Türkiye'nin en doğusudur. Türkiye'nin en batısı ise arkadaşlar şöyle 30-26. doğu boylamında bulunan Çanakkale'ye ait olan Gökçeada, Çanakkale iline aittir. Gökçeada Türkiye'nin en batısıdır. Neyse, biz sorumuza gelelim. 33 doğu meridyeni ile 42 kuzey paraleli. Bakalım 33, şunlar boydan geçenlere biz boylam diyoruz değil mi? Boydan geçenlere boylam, enden geçenlere enlem. 33 doğu boylamı burada arkadaşlar. 33 doğu boylamını şöyle çizelim. 33 bak, boydan geçenlere boylam. 33 doğu boylamı buradan geçiyor. 33 doğu boylamının üzerinden geçeceğim. Şöyle geçtik. Evet, 33 doğu boylamını bulduk. Başka 40 kuzey paralelini bir de bulun. Enden geçene de paralel dedik. 40 kuzey paraleli burada. Hemen 40 kuzey paralelini geçelim. Çizelim. Bunların kesiştiği noktaya bakacağız. Onun için tam çizginin üzerinden geçmem lazım. Hop. Kesiştiği noktayı buldum. Nerede kesişmişler arkadaşlar? Gördüğümüz gibi nerede kesişti? Ankara'nın üzerinde kesiştiler. O zaman cevabımız ne olacak? A seçeneği Ankara ili olacak. Çok basit bir soru. Evet, 8. soruya bakalım. 8. sorumuzu nasıl sormuşlar burada? Diyor ki 8. soruda 37 meridyeni ile 39 kuzey, 37 pardon, 37 doğu meridyeni ile 39 kuzey paralellerini değiştiği noktada yer alan bir kişi kısa yoldan 41 doğu ile 41 kuzey paralellerinin kesiştiği noktaya gitmek istiyor. İki kesişen noktayı vermiş, paralelini, meridyenini. Hangi yönde daha giderse daha yakın, daha hızlı gitmiş olur? Hangi yönde gitmelidir diyor. Hangi yönde? Şöyle bizim için aslında şurayı kapatmamamız lazım. Biraz daha. Evet, tamamdır. 37 doğu meridyeni ile, şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Ne diyor? 37 doğu boylamıyla ilk kesişen noktayı bulalım. 37 doğu meridyeninden 39 kuzey paralelinin kesiştiği noktayı bulalım. 37 doğu meridyeni ile 39 kuzey paralelinin kesiştiği noktayı bulacağız. 37 doğu boylamı nereden geçiyor arkadaşlar? Şuradan geçiyor. Al. Bu 37 doğu boylamı. Başka 39 kuzey paraleli.
39 Kuzey paralel nereden geçiyordu? Buradan. Hemen tutuyorum. Hop. Bunu da buldum. Evet, bu kesişen noktayı bulduk arkadaşlar. İlk kesişen noktayı bulduk. Sivas'ta bulunan bir yer. Buraya A diyelim. A diyelim misal. A diyelim. İlk kesişen noktayı bulduk. A merkezi. Evet, şimdi diğerine bakalım. 41 Doğu meridyeni ile 41 kuzey paralelinin kesiştiği nokta. 41 Doğu ile 41 kuzey. Hemen bulalım onu da. 41 Doğu, 41 kuzey. Evet, 41 Doğu boylamı burada. Boydan geçene boylam demiştik hatırlayacak olursak. 41 Doğu, 41 kuzey. 41 kuzeye bakalım. 41 kuzey de burada arkadaşlar, paralel. Hop. Çok basit soru arkadaşlar. Çok zevkli soru yani. Evet, onu da bulduk. O nerede kesişmiş? Rize'de kesişmiş bak. Rize üzerinde kesişmiş. İkisinin kesiştiği nokta da şu. Rize'nin tam üzerinde, diğeri Sivas'ın üzerinde, diğeri Rize'nin üzerinde. B noktası. Diyor ki, şimdi A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişi. Ben A'dan B'ye gideceğim. A noktasından B'ye gideceğim. En kısa yolu takip etmek isterse, en kısa yolu takip etmesi isterse nasıl gitmek zorunda olur? Tabii ki şöyle çapraz gidersem hop, en kısa yol bu olur arkadaşlar. Ama ben şöyle dönersem, şöyle gidersem çok uzun olur, değil mi? Şöyle gidersek çok uzun olur. Ya da şu taraftan gidersek çok uzun olur. Tabii ki nasıl gideceğim? Çapraz gidersem en kısa yolu takip etmiş olurum. O zaman hangi yönde gitmiş olurum? Tabii ki yukarısı kuzey biliyorsunuz. Aşağı biz güney demiştik. Türkiye'nin aşağısı güney. Sağ tarafımız doğu. Sol tarafımız batı. Bir de ara yönlerimiz vardı. Ara yönler ne olur? Şu çapraz olan yer ne olur arkadaşlar? Üçgen olan yer. Kuzey doğu olur, değil mi? Kuzey doğu doğrultusuna gitmiş. Yani şurası KD olur. Burası KD olur. Kuzey doğu doğrultusuna gitmiştir. En kısa yolu takip etmek istiyorsa kuzey doğu doğrultusuna gidecek. Onun için doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Kuzey doğu, kuzey doğu, B seçeneği olacak, değil mi? B seçeneği. Çok basit, çok zevkli bir soru yani. Çok basit ve çok zevkli bir soru. Onu söyleyeyim. Evet, 9. sorumuza bakalım. 9. soruya geldiğimizde ise diyor ki, Yüksekser Meridyeni olan tarih değiştirme çizgisi batısında yer alan bir ada ülkesinde günlük olarak yayınlanan bir gazetenin sloganı dünyaya yayınlanan ilk gazete olarak başlık atmıştır. Dünyada yayınlanan ilk gazete olarak başlık atmış arkadaşlar. Niye böyle bir başlık atıyor bu arkadaş? Gerçekten demek ki dünyada gerçekten ilk yayınlanan, ilk o tarihte yayınlanan, yani misal diyelim ki 1 Ocak tarihinin ilk yayınlanan gazetesi burası. O zaman demek ki burada ne olmuştur? Burası diğer dünya ülkelerinden daha erken o tarihe girmiştir. O tarihi bu ülkelerden daha erken yaşamıştır. O zaman bu dünyanın en doğusundadır. Dünyanın en doğusunda. Yani tarih değiştirme çizgisi olan 180. boylam tarih değiştirme çizgisidir. 180 doğu boylamına en yakın olan ülke güne ilk giren ülkedir. Güne ilk giren ülke. Yani tarih değiştirme çizgisine yakın olması. Evet, tarih değiştirme çizgisine yakın olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Yeni tarihi günü ilk yaşayan ülke olması arkadaşlar, bu en yakın olduğunu gösterir. Şöyle deseydi, tarih değiştirme çizgisine yakın olması doğru olabilir. Çünkü C'yi eliyoruz. Doğu boylamları üzerinde yer alması, Büyük Okyanus içerisinde yer alması, ülkenin doğusu ile batısı arasındaki mesafe en az olması bununla ilgili bir şey değil. Bu tarih değiştirme çizgisine yakınlıkla ilgili bir şeydir. Ama dünyada ilk gazete dediği için o zaman tarihçi değiştirme çizgisine en yakın olan olacak arkadaşlar. Çünkü günü ilk görecek budur. Ama burada demiş ki tarih değiştirme çizgisine yakın olan yakın olması. Yakın olan birçok ülke var orada. Ondan biraz daha geride olan var, ileri olan var. Ama hepsine yakın diyoruz. Burada en yakın demesi gerekiyordu. En yakın deseydi o zaman bu şıkkı ama bu yakın demesinden dolayı elenmiştir. Yeni tarihi günü ilk yaşayan ülke demesi zaten en yakın olduğunu da kanıtlıyor arkadaşlar. Yeni günü ve
ilk günü yaşaması. Zaten bunu hiç bilmeseniz şu paragraftan çıkartırsınız, şu cümleden. Niye dünyada yayınlanan ilk gazete yeni günü ilk yaşayan ülke olduğu için arkadaşlar? Dersiniz zaten cümlede anlam sorusu gibi. Evet, 10. soruya geçelim. 9. soru bitti. 10. sorumuza bakacak olursak 10. Ekvatora göre aynı başlangıç meridyenine göre farklı yarımkürede yer alan iki nokta. Hemen dünya haritası çiziyoruz. Ekvatora göre aynı. Ekvatora göre aynı başlangıç meridyenine göre farklı. Bu dünyamız. Ne diyor bu? Ekvatora göre aynı, başlangıç meridyenine göre farklı. Evet, şu ekvator. Şu da başlangıç boylam olsun. Ekvatora göre aynı, başlangıç boylamına göre farklı olan iki noktada. İki nokta diyor. Başlangıç boylamına göre iki nokta. Verilenlerden hangileri ortaktır diyor. Hangileri ortaktır diyor. Tamam mı arkadaşlar? Hangileri ortaktır diyor. Ekvatora göre aynı, başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde. Farklı yarım kürelerde. Ekvatora göre aynı yarım kürede. O zaman ekvatora göre aynı yarım küredeyse arkadaşlar, ikisi de ben kuzeyde derim. Ama başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürede yer alıyorsa şöyle diyelim. Ekvatora göre aynı yarım kürede. Yani ikisi de ben kuzeyde derim. X noktası. X noktası ikisi de kuzeydedir. İkisi de kuzeydedir. Y, X, Y diyeceğim. İkisi de kuzeyde. Ekvatora göre aynı yarım kürede. Ama başlangıç meridyenine göre, şu başlangıç meridyenine göre farklı yarım da kürede. Yani doğu batı olarak farklı yarım kürede. O zaman X burada derim. Y de batıda derim. Ama ekvatora göre kuzeyde, ikisi de aynı yarım kürede. Başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürede. Birisi doğuda, diğeri batıdadır deriz. Şimdi sorumuzu çözelim. Verilenlerden hangileri ortaktır? Bakı yönleri ortaktır. İkisi de aynı yarım kürede olduğu için, kuzeyde olduğu için ikisi de güneyden bakı yönünü görür. Evet, bakı yönleri aynı olur. Güneşi en dik açıyla geldiği tarih. Geldi tarih aynı olamaz arkadaşlar. Güneşin en dik açıyla geldiği tarih aynı olur. Özür dilerim. Niye? Çünkü arkadaşlar ikisi de kuzeydedir. İkisi de kuzeyde olduğu için yarım küreleri, enlemleri aynı olursa güneşi görme açıları aynı tarihe denk gelir. Yarım küreler farklı olsaydı farklı tarihler olurdu. Onun için 2'yi de alırız. En uzun gündüzü yaşadıkları tarih. En uzun gündüzü yaşadıkları tarih ise arkadaşlar aynı yarım kürede olduğu için yine gündüz sürelerin en uzun yaşadığı tarih de aynı olur. Yerel saatler farklı olur sadece burada. Aslında güneşin doğuş ve batış saatleriyle yerel saatleri farklı olur bunların. Onunla ilgili bir şık da vermediği için sadece meridyenler farklı bunların. Onun için E seçeneği 3'ü de bulunur. Evet. Son 11. soruya bakalım. 11. sorumuza baktığımızda ise Türkiye'den ABD'ye hava yolu ile seyahat eden bir kişi İstanbul havaalanından sabah 8'de uçağına binmiştir. Uçak yolculuğunu 8 saat sürdüğünü ve ABD'ye vardığında saat 8 olduğunu söylemiş. Ayrıca ertesi gün İstanbul'da 19'da başlayan futbol müsabakasının ABD'de 11'de başladığını belirtmiştir. Türkiye'de ABD'den hava yoluyla seyahat eden bir kişi İstanbul Havalimanı'ndan sabah 8'de uçağa binmiş. Uçak yolculuğunun 8 saat sürdüğünü ve ABD'ye vardığında saatin 8 olduğunu söylemiştir. Yani bir dahaki gün. Arada yani demek istiyor şu. Aynı gün arkadaşlar. Türkiye'den ben uçağa binmişim saat 8'de. 8 saat uçmuştuk. Uçtuktan sonra ABD'ye indiğimde saat yine aynı. Saat 8. O günün saat 8'i. Demek ki arkadaşlar dünyada şöyle bir şey. Yerel saat farkı var. Yerel saat farkı. Burada neyi gösteriyor? 8 saat uçtuktan sonra ben yine gittiğimde saat 8 Amerika'da. Saat aynı yani. Türkiye'dekiyle aynı. Olur mu yani? 8 saat havada kaldım. Nasıl aynı olur? 8 saat havada kalırken zaman geçmiş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Amerika ile Türkiye arasında demek ki tam 8 saat fark var.
Amerika ile Türkiye arasında 8 saat fark var. Onu şuradan da öğrenebiliriz. Bak diyor, İstanbul'da 19'da başlayan futbol müsabakası ABD'de 11'de başladığını belirtmiştir. Arada kaç saat fark var? Yine 8 saat. 11'den 19 çıkarsak, 19'dan 11 çıkarsak 8 saat. Yani buradaki izlediğimiz müsabaka orada 11'de yayınlanıyor. Saat oranı saatine göre 11'de, bizde 19. Yani ben 7'de ortak bir yayın yapıyoruz. Canlı yayın. Ortak canlı yayın. Bir futbol maçı arkadaşlar. Ne olacak? Türkiye'de maç oynanıyor diyelim. Amerika'da da canlı verilmek isteniyor bu yayın. Türkiye'de saat 7'de maç başlıyor. Tam 19.00'da başlıyor. Amerika'ya canlı yayın arkadaşlar 11 oranı saatine göre 11'de izleniyor. Öğlen vakti 11'e, yani saat sabah 11'de izleniyor o canlı yayın. Bizde saat 19, yani 7 yaşanıyorken, 19.00 yaşıyorken, onlar aynı anda 11.00 yaşıyor sabah. Yani o günün 11'ini yaşıyor. O zaman aramızda yarım saat farkı yine 8 saat olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Onlar batıda olduğu için saat daha geridir. Biz doğuda olduğumuz için daha saat daha ileridir. Şimdi bunlara bakarak İstanbul'un konumu özellikleri karşılaştırıldığında bilgilerden hangileri kesinlikle doğru olduğu söylenir? Yani bunları bildiğimiz halde hangileri doğru olduğu söylenir? Bir kere Amerika batıda dedik. Aralarında 120 meridyen fark var. Şimdi ben nasıl bulacağım? Her meridyen arası 4 dakikaydı hatırlayacak olursanız. Her meridyen arası 4 dakika, değil mi? Şimdi 8 saat var. 8 saat. Şunu söyleyeyim. 1 saat 60 dakika. 60 dakikayı 4'e bölersek 15 meridyen çıkıyor. Yani 1 saatte 15 meridyen var. 15 meridyen var. Size kolay yoldan bulmayı tercih ediyorum. 15 meridyen, 1 saatte 15 meridyen var. O zaman 8 saatte 15 meridyen çarpı dersek, 8'e 15 dersek arkadaşlar, her saatte 15 meridyen varsa ne olur? 80 Evet arkadaşlar, 8 çarpı 15 dediğimizde 120 çıkar. 120 meridyen fark var tam aralarında. 120 meridyen fark olduğunu gösterir. Dediğimiz gibi her meridyende, her bir saatte 15 meridyen var arkadaşlar. 4'e bölüyoruz, her meridyen arası 4 dakika olduğu için. 8 çarpı 15 dersek 120 meridyen ortaya çıkıyor. 120 meridyen fark var. Türkiye'nin daha doğuda yer aldığı. Bunu nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Türkiye'nin daha doğuda yer aldığına. Saati daha ileri olduğu için Türkiye daha doğuda diyoruz. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de saat daha ileri. Bak 19.00 Türkiye'deyken Amerika'da 11.00 yaşanmakta. Türkiye'nin daha doğuda olduğunu ortaya bu çıkartıyor. Doğuda saat daha ileridir. Hani demiştik hatırlayacak olursanız. Evet, Türkiye'nin daha doğuda yer aldığına ulaşabilirim. Türkiye'de gündüz süresinin daha uzun olduğuna, gündüz süresinin Türkiye'de daha uzun olduğunu. Biz şimdi bak, gündüz gece gündüz sürelerinin farkını arkadaşlar paralele göre biliyoruz. Paralele göre, meridyene göre değil. Kutuplara daha yakınsan gündüz süreleri daha uzun olur. Tamam mı? Türkiye'de gündüz süresinin daha uzun olduğunu söyleyemeyiz. Niye? Çünkü arkadaşlar Türkiye kutuplara mı yakın, ekvatora mı yakın, Amerika kutuplara mı yakın, ekvatora mı yakın bilmiyoruz. Ekvatorda gece gündüz süresi yıl boyunca eşit olur. Ama kutuplara yaklaştıkça arkadaşlar, eğer misal 21 Haziran'daysan, kuzey kutup doğru yaklaşırsan gündüzler çok uzar. Ama 21 Aralık'ta yaklaşırsan geceler uzar. Yani şöyle söyleyeyim. Ekvatora yaklaştıkça gece gündüz süresi arasındaki fark azalır. Kutuplara yaklaştıkça gece gündüz süresi arasındaki fark çok fazla artar. Biz de burada enlem vermediği için, meridyen sadece ulaştığımız için, meridyenle ulaştığımız için biz neyine ulaşamıyoruz arkadaşlar? Gece gündüz süreleri hakkında bir yorum yapamıyoruz. Onun için üçüncü seçeneği eliyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar 3'ü elersek 1 ve 2 hakkında kesinlikle doğru olduğu söylenebilir. O şıkkımız nerede yer alıyor? O da D seçeneğimizde yer alıyor. Evet, coğrafi konum dediğim gibi önemli gençler. Bu konuyu tekrar edin. Bu konuyla ilgili bol bol test çözün. ÖSYM'nin sorduğu bir konudur, onu söyleyeyim. ÖSYM bu konuyla ilgili çok soru soruyor. Sınavda çıkabilecek bir konudur. Özellikle yerel saat konuları. Zevkli bir konudur. Zor bir konu değildir, emin olun. Soru çözdükçe kolaylaşacak işleriniz.
Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.